Güneşli bir sonbahar gününden Giresun'umuzdan merhabalar. Zeytinlik Mahallesi'ndeyiz. Zeytinlik evlerinin olduğu o bölgedeyiz. Öncelikle buradan başlayalım ve ardından Giresun'umuzu konuşacağız. Yani arkadaşlar Giresun'umuzu bilmeyenler için söylüyorum. Zeytinlik evleri, hani Safranbolu evleri yanında halk yemiş diyebileceğimiz tarihi dokuya sahip bir evler. Tarihi görebileceğiniz, bu mahalleden geçerken tarihin her bir doku taşını görebileceğiniz bir bölge burası. Ancak maalesef turizm konusunda Giresun'umuzun eksik olduğu noktalardan bir tanesinde olan yerlerden bir yerde zeytinlik evleri. Yani buranın reklamla, buranın nasıl söyleyeyim, turistik anlamda yapılabilecek faaliyetlerle daha geniş kitlelere ulaşabileceği bir bölge. Ama maalesef burası yani atıl durumda kalmış demek istemiyorum ama maalesef çok hor kullanılmış. Şu anda da zaten yani yazılara bakıyorum. İşte aşklarını yazmışlar, sevdalarını yazmışlar ama sevdalarını keşke kalplere yazsalar, duvarlara yazmasalar. Özellikle böyle tarihi noktalarda bu tip hassasiyetlerimizi gösterebilsek diyerekten zeytinlik evlerinden tekrardan merhabalar. Biliyorsunuz Giresunspor'umuz artık can çekişen bir hasta durumuna düşmüş durumda. Yani ya varoluş mücadelesi içerisinde bulunacağız ya da yok olup gideceğiz. Yani şu anda yok olmaya doğru ilerliyoruz. Ama bunu detaylı bir şekilde değerlendirmeden önce haftaya Giresunspor'umuzda bir oyuncumuz olmayacak arkadaşlar. Bunu da konuşacağız. Takımda oynayan oyuncularımızdan bir tanesi maalesef olmayacak. Bunu konuşacağız ve sizlerden ricam şu. Lütfen kanalımıza abone olalım arkadaşlar. Yani bugün pazar günü ve Zeytinlik Mahallesi'ne geldik. Sizler için yayın yapıyoruz. Sizlerden de ricamız, hani abone olma şansınız var ise bizleri memnun edersiniz. Çünkü dediğimiz gibi bizler bu işi yaparken maalesef, yani maalesef diyorum, para karşılığı yapmıyoruz. Sadece sizlere Giresunspor'u konuşacağımız platformlar oluşturmaya çalışıyoruz. Buradan da şunu bir ayrıyeten parantez açmak istiyorum. Giresunspor'u konuşalım lütfen. Giresunspor'u unutmayalım. Giresunspor'u nasıl söyleyeyim, yok saymayalım. Lütfen Giresunspor'u konuşalım. Giresun'u konuşalım. Hashtagler açalım. Giresun'u gündemde tutalım diyorum. Yani o yüzden sizlerden ricam, abone olabilirsek sevinirim. Giresunspor'umuz dün ikinci sırada bulunan 68 Aksaray karşısında sahaya çıktı. Ali Emirhan'ın ortasında Şahin şık bir vuruşta dakika 44'te 1-0 öne geçirdi. Aslında bu şu an yani 44. dakika futbolda çok önemli dakikalardan bir tanesidir. Çünkü ilk yarıyı önde kapatmak her zaman ikinci yarıya daha dirençli çıkma anlamına geliyor. Ve böyle bir dakikada da gol attığımız için açıkçası çok mutlu oldum. Ve direncimizin daha da artacağını düşündüm. Ta ki 57. dakikaya kadar. Sizin de bildiğiniz üzere İstanbulspor'da hatırlayacağınız İbrahim Yılmaz sahneye çıktı ve skoru 1-1 yaptım. Yani 57. dakikadan 90 artılara kadar aslında... Yani iyi kapandığımızı söyleyebilirim, iyi bir direnç sergileyebildiğimizi söyleyebilirim ama maalesef golü yedik ve hakem 6 dakikalık bir uzatma gösterdi ve maalesef golü 90+4'te yedik. Yani maçın bitmesine yaklaşık 2 dakikalık bir zaman dilimi vardı. Yani insanın zoruna gidiyor bu tip dakikalarda gol yemek. Hani belki 70'teysek belki hani zorumuza eyvallah gider ama hani maçın bitmesine 2 dakikalık bir zaman dilimi kalmış. Böylesine bir periyotta gol yemek açıkçası hepimizi üzdü ve rakibimiz 68 Aksaray 90+4'te atmış olduğu golle puanını 22'ye çıkardı ve Menemen'le liderlik mücadelesi ediyor. Şu an avarajda ikinci sıradalar ve Menemen birinci sırada. Yani şu an üzerimdeki formaya da bakıyorum. Bu Süper Lig'deyken ilk sahil şeridi formamız. Özellikle bunu giymek istedim bu yayında. Bir anlamı yok. Tabii ki geçmiş dönemleri yad etmek, geçmiş dönemlerimizi hatırlamak için. Şu anda yukarımı kaldırdığımda da kaleyi görüyoruz. Biliyorsunuz sahil şeridi Giresun'umuzun her bölgesini içerisine alan bir formaydı bu. Ve memleket aşkı maalesef şu anki formamızda yazıyor. Sadece memleket aşkı yazıyor ama herhangi bir reklam yok. Yani üzülüyorum arkadaşlar. Yani bu tip konuları değindiğim zaman sürçülisan edersem affola, kelimelerimi bulamıyorum. Çünkü üzüntüm artık dilime sen sıkıyor adeta. Yani o yüzden şu anki durumumuz işler acısı.
16. sıradayız ve düşme potasındayız arkadaşlar. Yani bugün itibariyle lig bitse düştük ve Giresunspor diye bir takım kalmadı arkadaşlar. Yani bunu gerçekten söylüyorum. Ya yıllardır bunu söyledim. Hani dilimde tüy bitti. Bunu söyledim. Giresunspor şöyle olursa şöyle olacak, böyle olursa böyle olacak diye ama gelinden en kötü senaryoyu hep beraber yaşıyoruz. Ya yani bu dakikadan sonra Giresunspor'u var etme ya da yok etme savaşının içerisinde bulunacağız. Azınlığız arkadaşlar. Yani 20 kişi yokuz belki, 30 kişi yokuz. Sayıya takılmayalım. Anlaşılmak için mübalağa yapıyorum ama gerçekten sayımız çok az. Yani o yüzden takımımıza sahip çıkma adına ne yapılabilir bilmiyorum ama şehir uyanmalı artık. Şehir gerçekten dinamiklerinden bir tanesi. Bana göre en yüksek markalardan birisidir Giresunspor. Yani Giresunspor'a hep birlikte nasıl sahip çıkabiliriz? Geçmişte yaşanan hatalardan nasıl ders alabiliriz? Bunları bir masaya yatırmamız gerektiğini düşünüyorum. Sadece masaya yatırmak değil, konuşmak değil, hani toplantı yapıp goy goy değil. Gerçekten toplantının sonunda icraata dökülmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani o yüzden Giresunspor'umuzun ligde var olma anlamında lütfen ama lütfen destek çıkalım. Sizlerden ricam bu. İlerleyen dönemlerde yayın yaptığımda ben bölgesel amatör ligde olmak istemiyorum arkadaşlar. Bölgesel amatör ligde takımlarımız mevcut. Giresunspor'un yeri oralar değil. Giresunspor'un yeri daha üst ligler. O yüzden sizlerden bu savaş halindeyken takımımız destek istiyoruz, destek bekliyoruz. Ve futbolcularımıza da buradan bir şeyler söylemek istiyorum. Evet, Giresunspor taraftarları size 6 hafta boyunca işte Serik maçı, Elazığ maçı, Buca 1928 maçı, Menemen maçı, Karacabey maçı ve Aksaray maçında sizlere tolerans gösterdi. Arkadaşlar, genç kardeşlerim, toleransınız bitti. Yani bu dakikadan itibaren sizin hiçbir bahaneniz yok. Liderle oynuyoruz, güçlü takımlarla oynuyoruz falan diye bir artık sığınacak bir limanınız kalmadı. Bu saatten sonra takımı ligde tutmak adına savaşacaksınız arkadaşlar. Savaşmıyor muyuz abi dediğinizi duyar gibiyim. Evet, savaşıyorsunuz, tamam eyvallah. Ama daha çok savaşacaksınız. Şu anki oynayacağımız takımlar, haftaya Beyoğlu Çarşı ile oynuyoruz. Beyoğlu Çarşı bu hafta maalesef 4-0'lık bir skorla ayrıldı. Karacabey'i, geçen hafta yenildiğimiz Karacabey'den 4-0'lık bir galibiyet aldılar. Onlar formdalar ama ne olursa olsun bu saatten sonra en büyük rakibiniz kendinizsiniz. Hani o yüzden sahaya çıkın ve bu rakipleriniz olan Beyoğlu Çarşı, içeride oynayacağımız Arnavutköy, Yeni Mersin maçı ve Erbaanspor maçlarında mutlaka ama mutlaka güzel puanlar almak zorundayız arkadaşlar. Yani ligde kalmak için bu maçlardan puan almak zorundayız. Yani bir puanla da razı değilim bazı maçlar. Özellikle Yeni Mersin maçında bir puana razı değilim veya Erbaan maçında bir puana razı değilim. Hani o yüzden şapkanızı önünüze koyun, iyi dinlenin, iyi istirahat edin. Metin Hoca'nın söylediklerini birebir yapın ama kendiniz de ekstra sahada bir şeyler katın. Yani buralar sizin vitrininiz arkadaşlar. 2 sene sonra A101'de çalışmak istemiyorsanız buraları iyi değerlendirin. Evet, sadece Giresunspor için oynamıyorsunuz. Kendiniz için oynuyorsunuz. Şu anda düşüneceğiniz tek şey para olmamalı. Evet, kiminiz 22 yaşındasınız, kiminiz 23 yaşındasınız, kiminiz 21 yaşındasınız. Kabul ediyorum. Ama buralarda gösterdikten sonra yapacağınız transferlerle zaten para kazanmaya başlayacaksınız arkadaşlar. Giresunspor'da şu anda para düşünülecek bir durum değil. Hani bazı kardeşlerim için özellikle söyleyeyim. İsimlerini söylemeyeceğim ama bazı kardeşlerim özellikle dikkat etsinler söylediklerime. Şu an sizin düşünmeniz gereken şey cebinize girecek para değil, formanızı ne kadar terlediği olacak arkadaşlar. Siz terleyin sahada. Siz mücadele edin. Siz rakibe basın. Pres yapın. Hani ciğeriniz çıkacak dereceye gelene kadar koşun. Dalağınız şişsin koşarken eyvallah. Ama mücadele edin. Gol noktalarında ekstrem çalışın. Ya Metin Hoca evet size bir şeyler söylüyor olabilir. Ama Metin Hoca'nın haricinde de ekstrem bir şeyler kadın oluyor arkadaşlar oyununuza. Hani aksi halde bu maçlardan puan almamız zor. Hani puan istiyorsak sizin de sahada kendi yeteneğinizi hani belki baskı altında olabilirsiniz ama baskı altında hissetmeyin. Sizler yetenekli futbolcularsınız. Bizler size inanıyoruz. Ben inanıyorum size. Sizler de kendinize inanın ve sahada mutlaka ama mutlaka artık bir oyun görelim arkadaşlar. Bir oyun varyasyonu görelim veya bir verkaç görelim, bir şeyler görelim artık. Veya hiçbir şey göremiyorsak o maç sonunda Giresunspor tarafı mutlaka ama mutlaka skor olarak bir puan önde olsun yani 1-0 önde olsun. Yani o yüzden bu maçların artık affı yok.
Şuradan da şunu tekrar söylemek istiyorum. Ben bu takımın ligde kalacağına inanıyorum arkadaşlar. Şu anki pozisyonda olmamıza rağmen evet 8 haftalık galibiyet özlemimiz var. İlk maçta Nazilli'yi yendik ve 2 haftalık periyotta da birer puan aldık ve şu anda da 5 puandayız. 8 haftadır galibiyet alamayan bir takımdan bahsediyorum. Ben genç kardeşlerime güveniyorum. Hepsi aslanlar gibi oynayacağından hiç şüphem yok. Ama yeri geldiğinde ağır eleştirileri de yapacağız. Dediğim gibi 6 haftalık hiçbir şey söylemedim bu zamana kadar. Ama bundan sonra şapkanızı önünüze koyacaksınız ve daha çok isteyeceksiniz, daha çok mücadele edeceksiniz. Hani bunun mazereti yok. Bunun gerçekten mazereti yok. Hani o yüzden ilerleyen noktalarda daha iyi olmak adına bu maçlardan puan alacaksınız arkadaşlar. Şimdi puan sıralamasına bakalım. Derince Belediyespor 8 puanla 8 puanla 14. sırada. Bu hafta Diyarbakır'la beraber kaldılar. Haftaya da Serik'le oynuyorlar. İşte mesela bu maç çok zor bunlar için. Yani 8 puandalar. Biz haftaya Beyoğlu Çarşı'yı yendiğimizde puanımızı 8'e çıkaracağız ve artık o düşme potasından kurtulacağız arkadaşlar. Ve Yeni Mersin puanı 5 puanla 15. sıradalar. Bu hafta Buca 1928'de 2-1 yenildiler ve haftaya Karacabey'le oynuyorlar. Biz haftaya Beyoğlu Çarşı'yla oynuyoruz. Nazilli Belediyespor 5 puanda. Bu hafta Soma'ya 2-0 yenildiler ve haftaya Diyarbakır'la oynuyorlar. Ve son sırada da Diyarbakır bu hafta Belediye Derince ile berabere kaldılar. Haftaya da Nazilli ile oynuyorlar. Gençler hangi takım tutuyoruz? Buraya gel. Buraya gel bakayım. Buraya gel bakayım. Üstündeki formayı göster kameraya. Hangi takımlısın? Giresunspor. Değil mi? Evet. Giresunspor haftaya yenecek mi? Yenecek. Maçlara gidiyor musun? Gidiyorum, ben top toplayıcı oldum kaç defa. Top toplayıcı. O zaman kameraya el salla. Ben bu yayını izle, tamam mı? Tamam. Abi burada geleceğiz Giresunspor'da. Giresunspor hepiniz o zaman yeşil. Beyaz. Yeşil. Beyaz. Yeşil. Beyaz. Şampiyon. Giresunspor. Şampiyon. Giresunspor. Var olun gençlik. Evet, haftaya da Derince Belediye ile Diyarbakır Spor'da Derince Belediye ile berabere kaldılar ve haftaya Nazilli ile oynayacaklar. Yani bu aslında rakiplerimizin de şurada seviniyorum arkadaşlar. Rakiplerimizin de puan kaybetmiş olması o aradaki makasın çok fazla açılmamış anlamına geliyor. Yani o yüzden buraları iyi değerlendirmek gerekiyor. Rakiplerimizin puan kaybettiği haftalarda mutlaka ama mutlaka galibiyetle ayrılmamız gerekiyor. Haftaya bir oyuncumuz olmayacağını belirtmiştim yayınımın başında. Haftaya Ertuğrul Şenlikoğlu maalesef bu hafta görmüş olduğu karttan dolayı sarı kart cezalısı durumuna düştü ve haftaya oynayacağımız Beyoğlu Çarşı karşısındaki maçta Ertuğrul Şenlikoğlu olmayacak. Alperen bu hafta geri döndü. Alperen'in dönmesi çok önemliydi. Sağdaki isimlerden ziyade futbolcularımızın ortaya koydukları da oyunlar önemli. Yani evet, Ertuğrul diyoruz, Alperen diyoruz, Şahin diyoruz, Emre Nizam diyoruz, Erkan diyoruz, Ali Emirhan diyoruz, Ardalar diyoruz. Yani birçok oyuncularımızı sayıyoruz. Furkan Kütük diyoruz. Yani birçok oyuncumuz sahada aslına bakıldığında Giresun'un gençlerinde o CFR'in olabileceği isimler. Yani bu futbolcudan bir şey olamaz diyeceğim oyuncu gerçekten kadro yapısında çok az. Gerçekten çok az. Metin Hocam'a güveniyorum. Metin Hocam gerçekten her yayınımda da bunu söylemiştim. Yine de söylüyorum. Beyefendi bir kişilik. Futbolu iyi bilen, kendini durmadan güncelleyen, bana göre en önemlisi bazı hocalar vardır. Özellikle yaşlı demeyeyim de tecrübeli diyeyim. Tecrübeli hocalar işte 1990'ların o oyun futbolunda kalır ya da 2000'lerin başındaki o futboldan kalır. Kendini güncellemez ama Metin Hocam kendini güncelleyen bir teknik adamımız. Ve futbolcularına da hani sert bir üslupla zaman zaman yaklaşsa bile babacan bir tavırla yaklaşıyor. Öyle farklı şeylerde futbolculara bir yaklaşımda bulunmuyor diyorum. Şu anda da arkamıza araba geldi. Dediğim gibi Zeytinlik Mahallesi'nde yayın yapıyoruz ve bu tip durumlarla da karşılaşıyoruz. Ben Giresunspor'umuza güveniyorum. Giresunspor'umuza da dediğim gibi bir sonraki hafta oynayacağı Beyoğlu Çarşı karşısındaki maçta başarılar diliyorum. İnşallah ilerleyen haftalarda mutlaka ama mutlaka yüzümüzü güldüren sonuçlar alırız. Ve ilerleyen haftalarda yapmış olduğumuz yayınlarda da yüzümüz gülerek yayın yaparız diyorum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Tuttuğunuz takım memleketinizin takımı olsun. Kanalımıza da abone olursanız bizleri memnun edersiniz. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.